Merhaba. Bugünkü Münferit Fikir Platformu söyleşisinde konuğumuz gazeteci Nebiye Arı. Nebiye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz bizi bir önceki sefer röportaj yapmıştınız MFP üyeleri olarak. Evet. Biz bu sefer sizinle söyleşi yapmak istedik. Konumuzu da İslam ve feminizm olarak belirledik. Bence önemli bir konu. Ama bu konuya girmeden önce kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Ben 88 Bilecik doğumluyum. Konyalıyım. Şu anda sosyal medya editörü olarak çalışıyorum. Ayrıca gazetecilik faaliyetleri de yürütüyorum bir yandan. Kendi platformumuz olan Videolog'da bir takım insan hikayeleri üzerinden haber içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Onun dışında hayatımın uzun bir hikayesi var tabii ki ama hepsine girmeden bir dönem başörtülüydüm. O dönemlerde pek çok sıkıntı yaşadım. Liseyi açıktan okudum. Üniversiteyi daha resmi olmayan bir ilahiyatta okudum 4 yıl. Şimdi de tekrar hala lisans bitirmeye çalışıyorum bir yandan. Ben de Konyalıyım bu arada, onu söylemiş olayım. Bu başörtü ne zamana kadar başörtülüydünüz? 2 yıl öncesine kadar 2 yıl falan. önce. Bu ilahiyat normal bir ilahiyat değil galiba, öyle bir bahsetmiştiniz. Nasıl? Onlar biraz daha girebilir miyiz oraya? Yani hani lisede ve üniversitede başörtüsü problemleri sonuçta kadın ve feminizmle de alakalı. Dolayısıyla bu konuya biraz daha girsek daha güzel olur diye düşünüyorum. AK Parti iktidara geldiğinde hemen başörtüsü sorunu çözülmedi biliyorsunuz. Herhalde 10 yılı vardı. 2011 yılında başörtüsü sorunu çözüldü. O zamana kadar kadınlar başörtüyle okula gidemediler. Ben de onun için liseyi işte açıktan okumak zorunda kaldım. Çünkü ortaokulda aslında şey yapıyordum yani yine 12 yaşında başörtüsü takmıştım. Ortaokulda kapıya kadar başörtülü bir şekilde gelip okula girerken başörtümü çıkarıyordum ve bu bayağı benim için sıkıntılı bir sürece sebep oluyordu. Hem ruhsal olarak, psikolojik olarak bir de ergen olduğumu düşünürsek o zaman daha da böyle hani etkileyici bir yanı oluyor sürekli. İnsanlara kendini nasıl tanıtacaksın, nasıl anlatacaksın onlar hep sıkıntılı oluyordu. Onun için liseyi mesela öyle bir şey yaşamak yerine açık öğretimden okumayı tercih ettim ve açıktan bitirdim okulu. Tabii o şimdi başka bir işte üniversite sınavına girince bilmem ne olunca falan bir sıkıntı çıkaran bir şeye dönüşmüş oluyor. Yani şimdi konuşuluyorlar ya hani işte başarısı, mağduriyeti ni yaşayanlar şimdi işte zenginleştiler, bilmem ne oldular falan filan çok iyi haldeler. Ama hepimiz o durumda değiliz. Hala mücadele eden pek çok insan var. İşte hayatından bayağı yıllarını kaybeden, tekrardan o insanların yaşadığı süreçleri baştan yaşamak zorunda kalan. Ben onun için hani liseyi de açıktan okudum. Ondan sonra da bir üniversite açıldığını duydum. İstanbul'da Ahmet Ali Arakçı öncülüğünde falandı. 4 yıl ilahiyat dışında başka hiçbir bölüm yoktu ben başladığımda. Sonra basın Arapçası gibi bir bölüm daha eklediler. 2 bölüm. Hatta sonra üçüncü başka bir bölüm daha eklediler. Psikoloji falan. Ama benim başladığımda sadece ilahiyat vardı. Onun için mecburi olarak ilahiyat okumuş oldum. Öyle bir şey var. Ama 4 yıl normal başka ilahiyatlardan hocalarımız geliyordu. Diğer ilahiyatlardan tek farkı bizim Arapça derslerinde Arap hocalarımız vardı. Onlar da kendi alanında uzman, başka yerlerde öğretim görevlisi falan olan insanlardı. Oradan 4 yıl okuyarak mezun oldum yani. İlahiyat eğitimi nasıl buldunuz? Ne kattı size? İlahiyat eğitimi pek çok şeyi sorgulamasına da sebep oluyor insanın. Hem dini anlamda ben aileden de gelen bir şeyle çok fazla kaynak araştırması yapan, neyi neden yaptığımızı sorgulayan, hani din içindeki tüm fetvaların arka planını görüp neyi neden yaptığımı bilmek isteyen bir insan olduğum için ilahiyata gittiğimde de belli bir birikimle gittim tabii ki. En az 1-2 senemi o birikim vasıtasıyla bile geçirebilecek şekildeydi ilahiyat eğitimi. Ama yani çok kazandırdığı şeyler de oldu tabii ki. İşte Arapçayı geliştirme anlamında ya da işte dini metinlerle ilişki kurma anlamında pek çok
katkısı oldu ama pek çok da soru işaretine sebep oldu. Çünkü her şeye bir cevabı yoktu. Bazı ilahiyat eğitimlerinde şey var zaten, eski tarz şeylerle uğraşıyorsunuz, fıkıh da işte hala kuyudan su, işte kuyuya bir şey düşerse o suyun hükmü ne olurun şeylerini konuşuyorsunuz ama hani eskisi gibi bir kuyudan su çıkarma şey mevzusu yok yani, yani günümüzün daha gerisinde kalan bir eğitim modeli, biraz da ilahiyatlardaki öğretilen, güncel olanı daha az yakalayabiliyorlar öyle diyebilirim ama çok değerli hocalarımız da tanımış olduk orada. Şey ilginç yani hani genelde Konya'daki mütedeyyin dindar aileler bir şeyi takip ederler benim gördüğüm kadarıyla. Ya yani takip etmeseler bile Diyanet takip ederler. Ya bir tarikat takip ederler ya Diyanet takip ederler. Ama kendileri bir sorgulama içine girip işte ne bileyim herkesin düşüncesini alıp hangisi benim kafama uyuyorsa bunu ben sorgularım diyen aile çok azdır. Sizinki o zaman orijinal bir aileymiş diye düşündüm ben. Yani onun sebebi tabii ki babamın üniversite yıllarını İstanbul'da, yani İstanbul Üniversitesi'nde okumasıyla alakalı. O dönem kendisinin işte hani sağcılar solcular kavgasının olduğu yerde Akıncılar diye üçüncü başka bir şeyde mücadele etmesi kendi düşünceleri için. Tabii ki kendi annesi babası daha muhafazakar, hatta köyden gelmiş insanlar, yani çok hani bilgi birikimini sahip değiller ki, hatta babaanneme babası işte siz sevgilinize mektup yazarsınız diye okuma yazma öğretmemiş. Hatta Kur'an bile okumayı öğretmemişti, yani hani kadınlara öğretilmez diye. Halbuki diğer dedem hafızdı, yani babaannemle diğer dedem kardeşler, yani kardeşine hafız yapacak bir şey veriyor ama bir yandan babaannemleri de hani kendilerine bile yetemeyecek bir şekilde yetiştiriyorlar. Böyle bir yanı var yani, ama babam kendisi İstanbul'da gelip daha İslamcılarla birlikte olduğu için onun getirdiği bir şey vardı. Döndüğünde de kendi ailesinde de aynı benzer şeyleri, farklı şeyleri uygulamış oldu. Bu konuda daha konuşabiliriz ama bugün konusu böyle İslam ve feminizmdi. Herhalde bu girizgah şeyi gösterdi. Hani İslam konusunda en azından bir eğitim olarak bilginizin olduğunu ve geçmişte başörtüsü kullandığınızı, bir mütedeyyin halinden gelerek böyle İslami bir geçmişten geldiğinizi görmüş olduk. Feminizm konusunda da sosyal medyada da bu konuda şey yapıyorsunuz, kendinizi çalışıyorsunuz, öyle tanımlıyorsunuz anladığım kadarıyla. O konuya geçebiliriz isterseniz. Yani hani sizin feminizm tanımınız nedir? Bu konudaki çalışmalarınız nedir? İslam'ın bununla alakası nedir? Böyle bir konuşmaya başlayalım. Karşılıklı sohbet şeklinde olduğunu istiyorum. Birkaç tane söyleşinin sonuna doğru birkaç tane ufak sorum olacak. Ama geri kalan kısımda muhabbet şeklinde olsun. Şu an kendime feminist diyorum. Bir yandan Müslüman da diyorum ama Müslümanlık kısmı biraz daha karışık. Çünkü değişen fikirler var. İşte anladığımız Müslümanlıktan farklı bir Müslümanlık kastediyorum artık. Onun için hatta şey diyorlar, yani hani yaşamına ya da işte bir kıza bak, bir de işte Müslüman feminizm ya da İslam feminizm diyor. Hani feminizm var da İslam nerede falan gibi sorularla muhatap olabiliyoruz ama bunları birazdan açıklayacağım. Ben yıllarca kendime asla feminist demedim. Feminist demeyi reddettim. Aslında 2013 yılında falan Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi diye bir grup kurduk arkadaşlarımla. O grubu kurmanın nedeni de şöyle bir şeydi. Yani benim hep kadın meselesine dair çocukluğumdan gelen bir şey vardı. Hayalim ve ne denir, bir farkındalık vardı. O zamanlarda da zaten ortaokulda, yani eğlenceli kısmı belki ama 4 kişilik bir arkadaş grubumuz vardı kadınlardan oluşan ve bir çete kurmuştuk. Zayıf kızları korumak, kollamak için ve erkeklere karşı bir mücadele falan, böyle bir şeyimiz de vardı. O zaman da hatta belli başlı şeyler gördüğümüz için herhalde şey diyorduk işte. Büyüyünce işte ne bileyim bir avukat olacağım, işte kadınlara destek olacağım falan filan. Tabii ki o hayallerimizin hepsi işte başörtüsü sorunuyla başka yerlere evrilmiş oldu. Zamanla yani hayatta yaşadığımız birçok şey, yani birçok kadının zaten feminist olması teorilere dayanan bir şey değil, yani hayattan gelen bir şey. Hayatında yaşadığınız işte bir baba olsun, bir dede olsun, bir erkek kardeş olsun, bir dışarıdaki bir öğretmen olsun, yani herkes, her karşılaşma size bir şeyler
öğretiyor. Bazen bunu kabul ediyorsunuz. O topluma daha entegre oluyorsunuz. Bazen de kabul etmiyorsunuz. O zaman da adınız feminist oluyor. İşte biz 2013'te kemiği kurduğumuz zaman bile sürekli işte kadın cinayetleriyle, kadın haklarıyla ilgili çalışmalar yapıyorduk. Hatta cuma hutbesi hazırladık. Yani böyle hani erkeklere de ulaşabilmek için tüm sesimiz herkese duyulsun diye. Ama o kadar çalışma yaparken bile arkadaşlarımızın bir kısmı kendine feminist derken benim gibi bir kısmı da kendisine feminist demeyi asla istemiyordu. Çünkü Müslümanlar arasında şöyle bir şey var yani. Birini feminist olarak gösterdiğinizde ya da kendisini feminist olarak biri tanımadığında zaten ondan sonra söyleyeceği şeyleri dinlemiyorlar. Yani hani İslam ve feminizm asla uyuşmazdı. Yani her şeyle uyuşuyor ama feminizmle uyuşmuyor. Öyle bir yanı var İslam'ın. Öyle olduğu için de kendimizi asla hani biz feminist değiliz, asla feminist değiliz falan diye böyle hani açıklamak zorunda falan hissediyorduk. Biraz da kabul görmek gibi bir kaygımız olduğu için. Yani çünkü bizim derdimiz şeydi o zaman. Müslüman, yani feministler var evet Türkiye'de ve mücadele veriyorlar. Büyük de bir mücadele veriyorlar. Ama seslerini duyurabildikleri kesim daha çok sekülerler oluyordu. Müslüman toplumda kendi iç dinamikleriyle kadınlara seslenebilen ve işte hani kadınlara yönelik tüm hak ihlalleri, işte şiddete, tecavüze, cinayetlere karşı yükselen kendi içinden bir ses yoktu. Büyük bir ses yoktu. Zamanında tabii ki bunu bireysel dile getiren ya da böyle işte insan hakları bağlamında ele alan vardı. Ama bunun için özel kurulmuş, doğru düzgün bir vakıf, dernek hiçbir şey hani yoktu tam anlamıyla çalışan. Biz de onun için hani oradan bir şey kurmayı istedik. Zaten yani geldiğimiz yer hani aynı bizim mahalle. Bizim mahalleye ses duyurmak istedik. Çünkü diğerinde zaten koşturan, mücadele eden feministler vardı. Ama tabii ki... Yıl 2013 dediniz. 2013'ten ne kadar sürdü bu? Yani aslında hala ismi var ama şu an çok aktif değil galiba. Siz yani, ama onun o bünye içinde değilsiniz o. Evet şu anda değil. 2017'ye kadar falan daha aktif olarak devam etti. İşte Özgecan Aslan cinayeti olduğunda cuma namazı, pardon veya bir cenaze namazı kılındı mesela. Orada biz Özgecan Aslan'ın cinayetine dikkat çekmek isterken kadınlar erkekler yan yana namaz kıldığımız konusunda linçlendik falan yani. Hani böyle bir şey nasıl olabilir diye daha farklı yerinden zaten sesini kısmak için sürekli manipülasyona uğruyorsun yani böyle bir kadın mücadelesi yürüttüğünde. Yani IŞİD'e karşı mesela bir bildiri yayınlamıştık hani Müslüman kadın olarak. Çünkü kadınlara eziyet eden bir oluşumdu. Yani tabii sadece kadınları değil yani bir sürü işte kafa kesmeleri bilmem ne zaten caniler orası ayrı ama kadınlar özelinde de ayrıca işte cariyeleştirme işte kadınların asla... Tabii köleleştirilmesi de mevzusu vardı. Onun için ona karşı mesela bir şey yapmıştık. Yani Gezi'de en çok mesela ismimiz duyulmuştu. Gezi direnişinde de farklı bir yerden girmiştik olaya. Çünkü orada ben de Gezi'ye gittim de başörtülüydüm ve belli şeyler yaşanıyordu. Yani mesela Beşiktaş'a gittiğimizde işte bir kadın sırf başörtülü var minibüste diye önüne durup bayrak falan açmıştı ya da birkaç kere laf atılmıştı. İşte bayraklarıyla etrafımızı dönen teyzeler falan olmuştu. Hani böyle bir sürü şey yaşamıştık. Onun için sadece onlar da değil işte belli taciz olayları olduğunu falan duymuştuk. İşte arabaların yumruklanması falan filan. Onun için bir yürüyüş yapmıştık Kabataş'tan Gezi'ye. Ve orada sadece biz de değildik. Yani sadece Müslüman kadınlar da değildi. Seküler feministlerle birlikte yürümüştük. Hani başörtüsüne dokunma falan tarzında sloganları olan. Kadınları kapsayan bir yürüyüştü. Yani birçok etkinlik yaptık bu alanda. Ama onun dışında böyle teorik olarak tartışmalar da yürüttük. O tartışmalar belki de bizi hani bir noktaya getirdi. Şimdi hani İslam feminizm dediğimiz şeyi burada tartışabilmemizin de bence araçlarından biri. Ama tabii ki ben oradan başlatmıyorum İslam feminizm hikayesini anlatırken. Çok uzatmıyorsam asıl şeye yani hikayeyi söyleyeyim. Bana göre Türkiye'de yani üç kuşak Müslüman kadın hareketi. Bunların hepsini tabii ki Müslüman feministler olarak tanımlamıyorum. Ama
İslami feminizme yol açan ya da kapı açan, yani bir hikayenin öncesinden bahsediyorum. Bir 60'lar 80'ler arası bir kuşak var. İlk kuşaktan bahsediyorum. Orada Şule, Yüksel Şenler, Emine Şenlikoğlu gibi hani isimlerin olduğunu görüyoruz. Bunları önemsememin nedeni de şey, o dönemde toplumda kadın figürler olarak ve önder lider kadın figürler olarak, kadın meselesinde işte dergiler, yazılar çıkararak kendilerini duyurmaları. Bu bir, yani Türkiye içinde Müslüman kadınların yaptığı ilk şeylerden bir tanesi. O bir yol açıcı bir şey Müslüman kadınlar için. Ha, tabii işledikleri konular bizim için şu an hani kabul edilebilir tarzda, işte hani Müslüman bir anne nasıl olmalıdır, işte Müslüman kadın nasıl davranmalıdır falan, hani böyle çok daha soft şeyler tabii ki de, hani onun için İslami feminizmin bir parçasıdır demiyorum ama yol açan bir kuşaktı. Onun için onları da saygıyla hani anmak için her seferinde söylüyorum. Ondan sonraki ikinci kuşakta 80-2000'ler arası diyorum. Tabii bu kuşağın içinde yaşadığı bir başörtüsü sorunu da var. Tabii ki 80 öncesi kuşağın da yani Şule Yükselşenler'in yaşadığı şeyler de var. Yani başörtüsü meselesine dair iktidarla çeliştiği ve hapiste kaldığı falan bir dönem de var kendisinin. Ama 80-2000'ler arası çok belirleyici, yani başörtüsü yasağı bir yandan da. Onun etrafında kümelenmiş kadın grupları, yani o yasağa karşı mücadele ederken ya da yasak sebebiyle evlerine çekilmek zorunda kalan kadınların bir araya gelip yaşadığı şeyler var. O ikinci kuşakta aslında birinci kuşaktan farklı olarak kadını, Müslüman kadını kendileri tanımlıyorlar. Yani Müslüman kadının ne olması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini, erkeklerin tanımladığı çerçevenin dışına çıkarıp biz kendimiz nasılız, nasıl olmalıyız ya da nasıl mücadele etmeliyiz tarzında bir yaklaşımları var. Yine İslami feminizmden burada da tam olarak hani şeyde söz edemiyoruz. Tabii ki burada Hidayet Şefkatli Tuksal da var bu ikinci kuşakta. İşte Yıldız Ramazanoğlu, Cihan Aktaş. Bir yandan aslında çok baskın bir şey var. O şöyle bir şey, edebiyat içinden kadını anlatıyorlar. Bir yandan çünkü hikayeler, öyküler yazıyorlar. İşte şiir yazanlar da var. O edebiyat içinden kadının hayatını, işte yaşadıklarını anlatmaya çalışıyorlar. Böyle bir şeyleri ağırlıkta aslında ikinci kuşakta. Ama bir yandan Hidayet abla gibi, onun işte tezi kitaplaştırıldı sonra da. Onun gibi böyle daha teorisini yazanlar da var ki şu an mesela işte İslam feminizmle ilgili bir kitap okumak istediğinizde Hidayet Tuksal'ın kitabı hani önünüze geliyor, öyle diyeyim. Mesela Barbara Solduk, Nazife Şişman gibi isimler de var. Ya da Hülya Şekerci gibi daha böyle derneklerde koşturan ve hatta işte Özgür Der Başkanlığı yapan, hani o dönemde çok öyle İslamcıların arasında olmayan bir şey olmasına rağmen böyle hani öne çıkan kadın figürleri olduğunu görüyoruz. Burada sadece son kuşakla, yani şu anki kuşakla farkları biraz uzlaşmacı bir şey, tavır takılmaları. Yani erkekler, Müslüman erkeklerle kırmadan, kavga etmeden daha böyle kendini anlatma ve kabul ettirme gibi bir şey var, üslup var daha çok. Bu üçüncü kuşaktan ayrılmalarını sağlayan bir şey. Ama dediğim gibi yani bunların biraz daha tabii son dönemde, yani 2000'ler, işte 90'lar zamanı daha çok başörtüsü sorunuyla ayyuka çıkan bir şey olduğunu görüyoruz ve başörtüsü sorununda aslında Feyza Akın Erdem'in mesela söylediği bir şey var. Yani Müslüman erkeklerin nasıl işte Davutoğlu gibi isimlerin mesela nasıl onları yalnız bıraktığını, kendi işte çalıştığı kurumlarda onlar yoluna devam ederken işte başörtülü kadınların oradan nasıl bir kenara itilme durumu oldu. Hani onlara artık sahip çıkılmadı. Zaten bir süre sonra eylemlere asıl Müslüman erkekler gelip evinize gidin kızım, işte kadının yeri evidir zaten falan gibi hani söylemler de bulunuyorlar. Ve kadına aslında bir yerden sonra bunları da sorgulayarak bir şeylere kendilerini yaşamaya başlıyorlar. Kendi kendilerini sorgulamaya başlıyorlar. Başka feministlerle irtibat kurdukları dönem de yine bu kuşakta aslında. Ama yine daha çatışmacı bir şey var. Çünkü feministlerden de, yani seküler feministlerden de ne kadar hani başörtüsü sorunu bağlamında Müslüman kadınlarla dayanışanlar olsa da
büyük bir kısım da dayanışmıyor ve onların hani başörtüsüde zaten özgür olamadıklarını söyleyerek başörtüsü yasağını destekliyorlar. Bir yandan böyle bir çatışma da var. O çatışma da orada çok belirleyici. Yani üçüncü kuşakta mesela bu çatışma yine biraz daha azalmış şekilde oluyor. Çünkü daha öncekiler daha çok bu tartışmaları yapmışlar zamanında. Siz bir şey diyordunuz. Üçüncü kuşağa odaklanalım biraz daha şu anda. Yani tarih de önemli tabii ki de. Şu anda Evet. mesela siz feminizmin tanımınız nedir? Yani bu konuda söylemek istediğiniz nedir yani? Hani şu anda eksik olarak feminizm neden gerekli? Feminizm tam olarak ne söylüyor? Sizin tanımınıza göre. Tabii değişik feminizm tanımları vardır. İkinci tanımımızı alalım. Evet, yani ben İslami feminizm diyorum zaten. Ama İslam feminizm dememizin sebebi Türkiye'de büyük bir oranda kitlenin Müslüman olmasından kaynaklanıyor ve kadınları din içinden nasıl erkek egemenlikten kurtarırız sorusunun cevabını aramakla gerçekleşen bir şey. Aslında şu oluyor, yani birçok dini metinle ilişkilendiğiniz zaman ayrıntılı bir şekilde tüm derinliklerine indiğiniz zaman fark ediyorsunuz ki orada bir erkek yorumu var. Yani din bundan ibaret değil. Orada büyük bir erkek yorumu var. Erkeklerin ihtiyaçlarına, arzularına ve düşüncelerine göre şekillenmiş bir din var. Sonuçta Kur'an bile bir şekilde yorum yapılan, yani yorum olan bir şey. Çünkü ona anlamları veren sizsiniz. Onun en son ne anlama kavuştuğunu söyleyen sizsiniz. Çünkü orada bir cümle var. O cümleyi içini nasıl doldurursanız ona dönüşüyor. Onun için tüm mealler, yani zaten aslında şuradan da girmek istiyorum biraz. Hani feminizmle İslam'ın ya da dinin ne alakası var gibi böyle hani sorular soruyor insanlar, ama hani aydınlanmacı feminizmde de, yani ilk feminizmin başlangıcında aydınlanmacı feminizmde Hristiyan kadınların sorduğu sorular da bunun aynısı yani. Hani diyorlar ki bu bizimle Allah, ya yani Tanrı arasında erkek yorumu var. Yani erkekler şekillendiriyor dini ve biz bu erkek yorumunu kaldırıp Tanrı'yla biz birebir iletişim kurmalıyız. Yani onun söyledikleriyle, sözleriyle. Yani buradan yola çıkınca hani Hristiyan kadınlar zaten, hani dindar olan kadınlar buradan bir yola çıkaraktan zaten bir şeyler, bir feminizmi öyle üretmişler, öyle bir şekillendirmişler. Müslüman kadınlar da aynı şeyi yapıyor. Yani evet, dini okuyorsun. Yani Kur'an'ı okuyorsun, dini öğreniyorsun ve içinde senin aslında fıtratınla çelişen şeyler buluyorsun. Yani işte dört eş gibi ya da işte sen hani eşit değilsin gibi. Tabii ki bu sadece Kur'an'da olmayan, Kur'an dediğimiz tek başına zaten insanlara bir şeyi götürmüyor. Etrafında şekillenmiş bir sürü şey var, yani fıkıh, hadis, işte fetvalar, içtihatlar, mezhepler. Yani bunların hepsini ele aldığımızda din bir şey oluyor zaten ve bunların hepsinin merkezinde zaten erkekler var. Yani peygamberin vefatından sonra da oluşan kitle, yani Ayşe bile içinde değil o kitlenin, hani peygamberin eşi bile içinde değil, sadece erkeklerden oluşan ve onların fikirleriyle gelişmiş bir şey. Bu sizin fıtratınıza ters geliyor yorumlar. Yani ben nasıl böyle yaşayacağım diyorsunuz, kendinizi sorguluyorsunuz. Bir yerden sonra aslında önce kendinizde hata buluyorsunuz. Demek ki ben yanlış bir şey yapıyorum. Ama sonra düşündükçe ya dinden çıkacaksınız ya o dinin içinde bir yol açacaksınız kendinize. İslami feminizmi savunanların çoğu zaten o dinin içinden bir yol açıyor kendisine. Ya da Müslüman kadınlara bir yol açmak için o dinin içerisinden sorgulamaları sebep oluyor. Yani dediğim gibi iki ana şey var. Ben burada biraz kendi fikirlerimden çok başka şeylerden bahsetmek daha kolay geliyor. Çünkü Türkiye'de yaşadığımız için kendi fikirlerimizden bahsetmek o kadar kolay olmuyor. Çünkü hayat, yani kadınların özellikle herhangi bir dediği bir şey onların hayatın nasıl yaşadığıyla onlara geri dönüyor. Şu anda şey diyorum ben, hani şu ana kadar söylediklerinizi özetlemeye çalışırsam diyorsunuz ki yani bence çok haklı bir şekilde İslam günümüze kadar erkeklerin yazdığı, erkeklerin belirlediği ve evirdiği kurallarla gelmiş ve kadınlara hitap etmiyor. Kadınların şu andaki modern kadınlara kabul etmesi, işte bu zamanda verilen fetvaları, mezheplerin kadın hakkındaki düşüncelerini kabul etmesi çok zor. Dolayısıyla dediğiniz işte ya dinden çıkacak ya da kendince bir
yorum yapacak. Bu yorumu kadınların da hani erkekler kadar insan olduğunu, onların da onlar kadar hakkı olduğunu düşünerek yorumlamaya çalışmaya siz İslami feminizm diyorsunuz ve kendinizi öyle görüyorsunuz. Doğru mu özet? Yani. Tamam. Kısmen evet. Yani şey çok komik mesela hani çok bahsi geçiyor ya hani mesela kadın hakları diye bir tane Müslümanlar şey yapıyorlar, panel yapıyorlar. Paneldeki konuşmacıların hepsi erkek falan. Ondan sonra yani bu şeyi görmek lazım herhalde yani. Hani İslam'ın gelişinde de zaten hani bütün bunlar hani İslam'ın gelişi tamamen kadınlara tüm hakkını olması gerektiği kadar vermiş de ondan sonra insanların yanlış uygulamalarından, bu müçtehitlerin yanlış uygulamalarından dolayı kadınlar tekrar hakları geri alındı da diyemeyiz herhalde. Yani hani İslam'ın çoğu meselede yaptığı gibi mesela kölelik meselesinde de öyle, kadın hakları meselesinde de öyle. Yani bir aslında doğru bir yöne doğru itiyor. Diyor ki önceden köleler hiç insan değildi, şimdi kölelere biraz insanlık verelim. Önceden kadınlar hiç insan gibi görünmüyordu, onlara biraz hak verelim ama tamamen itmiyor, sonuna kadar itmiyor yani. Hani orada bırakıyor yani ama hani bundan sonra belki yapılması gereken o doğru yönde ilerleme yapılması gerekirken işte bu şeylerin, müçtehitlerin gerek erkek olmalarından gerek iktidar yanında olmalarından kaynaklı olarak yani İslam'ın evrildiği hal, şu ana getirildiği hal tatmin etmiyor yani. Yani bizim şu andaki mantalitemizi tatmin etmiyor. Bu konuda sorular sorulmasını, bu konunun konuşulmasını da çok doğal olarak diyorum ben. Dolayısıyla dediklerinizi çok değerli buluyorum. Ben bir özet yapmış oldum. Sizin de boğazınız dinlenmesine vesile olmuş oldum. Şeyden devam edebiliriz yani. Hani peki şunu ben sorayım o zaman. Ben kuşak Müslüman feministleri de isterseniz biraz bahsedeyim yani benim kuşağım olan tabii, Müslüman. Evet, evet. Onu soracaktım. Evet. Çünkü o eksik kaldı. Yani 2000 sonrası kuşak diye zaten tanımlıyorum. Ya bu çok yeni yeni olan şeyler ya yani üzerine tabii ki çok makale yazılmış değil ya sürekli gerçi biz kadına şiddete karşı Müslümanlar inisiyatifindeyken de insanlar sürekli röportaj yapmaya işte makale yazmak için görüşme yapmaya falan geliyorlardı ama bütünlüklü olarak ortaya çıkmış eserler yok. Onun için hani daha böyle tam kendi gördüğümüz kadarını artık hani şey ortaya koyabiliyoruz. Üçüncü kuşak Müslüman feministler daha aslında herhalde bir 4-5 senedir falan kendisini Müslüman feminist demeye başladı. Çok yeni yani çok yeni olan bir şey. Ama tartışmalar uzun süredir devam ediyordu. Önce işte gerçek İslam hangisi modundaydı tartışmalar. Hani gerçek İslam o değil işte gerçek İslam kadına şöyle değer veriyor falan tarzındaydı. Daha ikinci kuşakta mesela. Şimdi, ama bu kuşakta daha çok işte hayır bu dinin bu hale gelmesinin sebebi erkek yorumu denilen bir şey var. Bir yandan da şey var yani Kur'an'ın aslında da hani dil itibariyle de dönem itibariyle de erkeklere hitap eden bir tarz var. Erkeklerin lehine olan bir tarz var ama bu tarihi bir şey. Yani işte tarihselcilik orada devreye giriyor hani bir kurtarıcı olarak. O tarihte o öyle olmalıydı ama bu tarihte böyle yaşanamaz. Asıl mesajı neydi Kur'an'ın? İşte ona göre yaşanması. Siz az önce şey dediniz ya Müslüman feministlerin bir kısmı da benzer şeyi söylüyor. Mesela köleliğin kaldırılmasına dair net bir şey yok aslında Kur'an'da. Ama ona götüren şeyler var. Ve bunu bir mesaj olarak alıyorlar ve onu o şekilde ilerletiyorlar. Yani köleliğin bitmesi şekli. Hani gerçi bittiği mi tartışılır o da belki hani şimdi IŞİD gibi ya da başka formlarda belki konuşuluyor ama o hani en azından kimse kabul etmiyor yani hani yok diyorlar falan. Ama bir yandan da kadınlar için de aynı şeyler var. Yani hani mesela işte o eş durumunda mesela sizin çeyiniz bir eştir falan derken mesela onu çok takmıyorlar hani onu bir şey olarak görmüyor. O çok net bir ifade olmasına rağmen onunla çok ilgilenmiyorlar mesela. Çünkü kendi lehlerine olmayan bir durum diye yorumluyorlar. Ya da başka haklarda yani haklarını ileri götürürken ya da eşitlemeye çalışırken o ayetleri görmezden gelip başkalarıyla onu kıvırtmak için uğraşıyorlar. Yani hani onun için zaten erkek yorumu diye bir şey söylüyor insanlar. Yani bu genel geçer şeylerde bazı konularda fıkhen erkeklerin lehine olan şeylerde
Tamam derken kadınların lehine olan şeyler de orayı görmezden geliyorlar ya da daha da engelliyorlar, daha da geriye götürüyorlar. Öyle bir süreç işliyor. Zaten Peygamber vefat ettikten sonra Abdullah bin Ömer'in bir sözü vardı. İşte biz peygamber yaşarken kadınlarımıza ne elimizi ne dilimizi kaldırabilirdik. Hani şey yapabilir, elimizle dilimizle zarar veremezdik. Ama peygamber vefat ettikten sonra elimizle dilimizle rahatladı diyor mesela. Hani aslında çok itiraf var böyle itiraflarla da dolu bir yandan hani siyer tarihi. Üçüncü kuşakta da arkadaşlarla konuştuğumuz, tartıştığımız şeyler zaten bu din içinde hani çözüm bulamadığımız noktalar oluyordu. Ya da işte tartıştığımız ve bir yere ulaştırabildiğimiz konular oluyordu. Bunu tabii ki 3-5 kadının hani bir anda bir şeyleri yapıp ortaya koyması zor bir şey yani. Binlerce yıllık bir tartışmadan hani söz ediyoruz. Ama bu tartışmaların hani bizi getirdiği yer İslami feminizm oldu. En azından onu söyleyebilirim. Üçüncü kuşakta ya ben kadın şiddete karşı Müslümanlar inisiyatifini mesela bir ön açıcı olarak söyleyebilirim. Ama bizden önce ya ikinci kuşakta aslında unuttuğum ve çok önemli bir isim var. Çünkü kendisine Müslüman feminist diyen Türkiye'de ilk insan o da Konca Kuriş. Zamanda onu herkes işte Hizbullah tarafından kaçırılan ve öldürülen bir kadın olarak tanıyor. Zaten kaçırılmasının sebeplerinden biri de aslında hani Müslüman feminist olarak söylediği şeyler. Çünkü 90'larda hani kaçırılıyor. Efendim? Kaç yılında 95'te falan galiba. Yani 90'larda kaçılıyor. 90'larda konuşmaları da mesela. Önceden daha Menzil tarikatında falan ama daha sonra daha farklı, kendisi okuyarak daha farklı bir yere ulaşıyor. Ve şey diyor mesela işte Kur'an'da başörtüsü yoktur diyor. O döneme göre baya radikal bir şey mesela. Ya da işte kadınlar regliyken, adetliyken namaz kılabilir, işte Kur'an okuyabilir diyor mesela. Kadınlar ve erkekler eşittir diyor, işte aynı yerde namaz kılabilirler falan diyor yan yana falan. Hani o dönemine göre bayağı radikal şeyler söylüyor zaten ve bunları konferanslarda falan da televizyon programlarında falan da dile getirdiği zaman zaten hani şimşekler çakıyor ve ondan sonra zaten Hizbullah tarafından da kaçırılmasının sebeplerinden bir tanesi. Amine Ama çok Vadud'dan yıllar sonra söylüyor yani bunları. yani o dönemde de 90'larda yine İran'da falan tartışmalar var, Zaman dergisi var. Yani işte Mısır'da yine tartışmalar var. Yani aslında dünyanın başka yerlerinde de kadınlar tartışmalarını yapıyorlar. Yani Türkiye'ye İslami feminizm anlamında ulaşmış çok kitapları var mı? Yok yani onlar çevrilmiyor. Tabii ki yayıncılıkta yani sonuçta kadınların elinde değil, öyle bir şey de var. Ama bir tane İslam feminizmler diye derleme bir kitap var mesela. O kitapta kadınların çoğunun şeyleri var, işte makaleleri var derleme bir kitap olduğu için. Pek çok işte Mısır'dan, İran'dan yine Pakistan'dan galiba bir sürü farklı kadının makaleleri ve tecrübeleri yer alıyor mesela, deneyimleri bu konuya dair. Yani Konca Kuruş onun için aslında bizim için simge isimlerden biri Türkiye'de. Hani bu işle yani bu söylemlerle mücadele ederken bir yandan da öldürülmüş bir isim oluyor. Üçüncü kuşakta mesela bu hani Konca Kuruş ismini unutturmama, en azından bu alanda da hani bir şeyler yapmaya çalışma gibi şeyler de yani oluyor. İnsanların yani örnek aldığı bir isim de oluyor bir yandan ama tabii ki de yazılı eserleri olmadığı için öyle hani yararlanabileceğimiz ya da okuyabileceğimiz öyle bir şey yok. Zaten kendisi de doğal, sade bir dille kendi anladığı dini insanlara anlatmaya çalışıyordu. Öyle bir insandı. Ama üçüncü kuşakta dediğim gibi diğerlerinden farklı olarak biraz daha çatışmacı bir üslup vardı. Yani Kecekemen'in yaptığı şeylerin çoğu mesela radikal şeylerdi. İşte mesela siz dediniz ya hani işte kadın konuşmaları yapılıyor ama erkek konuşmacılar var diye. Biz onu zaten tersine çevirerek şey yaptık. Hani hep İslam'da kadın paneli ya da İslam'da kadın ve aile panelleri falan yapılıyor. Biz de İslam'da erkek paneli yaptık. Ama altında şey de vardı yani şöyle bir başlığı da vardı. Taciz, tecavüz ve şiddet bağlamında diye konuşmuştuk.
konuştuk tabii ki. Ama o başlık mesela herkes için ilgi çekici bir başlıktı. Çünkü hiç konuşulmayan bir şey yani. İslam'da erkek diye bir şey yok. Çünkü İslam zaten erkekler, yani erkekler ana unsurdur. Kadınlar hep ikinci unsurdur yani. Ama bayrak olabilirsin, simge olabilirsin. Hani o anlamda seni kullanabilirler. Ama sen onların nasıl istediği bir insan olmak zorundasın. Yani istedikleri insan olmadığın zaman ne bayraklığın ne simgeliğin kalır. İşte o başörtüsünü niye taktın ya da o nasıl Müslümansın sen, Müslüman değilsin falan diye işte söylemlerle de karşılaşabiliyor insan. Yani bu anlamda dediğim gibi daha çatışmacı bir üslup kullanılıyordu üçüncü kuşakta. Bir yandan da teoriyle de hani haşır neşir bir şekilde. Bir önceki kuşağın dediğim gibi daha çok edebiyat üzerinden daha soft yazılarla yaptığı şeyi yani üçüncü kuşaktakiler daha eyleme döken formda, işte kadın cinayetlerine, işte tacize, tecavüze, işte tahrik sadece bahanedir diye sticker çalışması yapmıştık mesela. İşte elhamdülillah Müslümanım ve işte kim şiddet uygulamıyorum gibi. Hani böyle insanları daha teşvik edecek hani şekilde, ama bir yandan da böyle şey daha rigid, onların da birazcık böyle kafasını açacak. Bir yandan da şöyle bir şey oluyor, tartışmayı ne kadar yüksekten başlatırsanız o kadar da orta yolda buluşmanın daha bir imkanı olabiliyor. Çünkü siz ortadan başladığınız zaman onlar gittikçe daha da aşağıya çekiyor tartışmayı. Evet, pazarlık gibi bir şey yani tabii ki. O tarzı bir şey. Yüksekten tuttuğunuz zaman. Bunlar da çok yüksekten açma değil yani. Çünkü aslında hani kadınların problemi sadece dayak yememe veya öldürülmeme değil. Bunlar önemli problemler ama bu burada durulması gereken bir şey değil. Tam eşitliğe ulaşılabilmesi için ilk önce yani hani bir şeyde ne derler, ailede iki karı koca arasında veya kız kardeşler, erkek kardeşler arasında ikisinin de tamamen eşitliğe ulaştığı bir yere ulaşmak lazım. Yani hani mesela belki bir ikisi de çalıştığı halde kocası karısını dövmüyordur, kötü söz söylemiyordur ama bütün ev işlerini onun yapmasını istiyordur. Mesela bu da bir haksızlık yani. Hani veya hani bunu yaparken de aslında İslami bir fetvası olduğunu düşündüğü için hiç kafasından bir şey bile geçmiyordur. Hani bütün bunların sorgulanması önemli yani. Hani dolayısıyla hani çok yüksekten açtığınızı düşünmüyorum pazarlığı yani. Yani bunları sorgulamadığımızı söylemeniz için araştırma yapmamış olmanız lazım. Onun için yok, de yok, hayır. Şey, ama biraz önce şeyden bahsederken söylediniz siz onları. Araştırma, ben yanlış anladım ben o zaman. Ben şey anlamında söyledim. Bu mahalle içerisindeki tartışmalar bağlamında söyledim. Yani okay. Bir önceki örnek kuşakta... vermemiştiniz de ben böyle şey yanlış anladım o zaman. Hani sadece kadına şiddetle alakalı söylüyorsunuz zannettim. Yok, biraz şunu söylemeye çalıştım aslında. Yani aktivizm anlamında bir şey yoktu bizim mahallede. Üçüncü kuşak onu getirdi. Kadın mücadelesi anlamında aktivizmi getirdi. Aktivizm de öyle tatlı bir şey değildir yani hani mahalle içinde şey anlamında yani kadın mücadelesi verirken. Hatta işte mahalleyi bölmekle suçlanırsınız. İnsanları başka işte aileleri bozmakla, yuvaları dağıtmakla falan hani suçlanırsınız yani. Bunlar da olmadı değil, bunlar da hani oldu. Çocukların aklını çelmekle ya da işte ne bileyim. Hani kadın sonuçta özgürlükten bahsettiğiniz zaman kadınlar evlerinde de özgürleşmek istiyorlar. Yani bir yandan öyle bir şey de var. Çünkü senin teorisini yürüttüğün yani teorisini ortaya koyup tartıştığın şey eve yansımadan olmuyor yani bir şekilde. Onu konuştuğun zaman evde işte eşitlik istiyorsun. İşte babandan istiyorsun, kocandan istiyorsun bir şekilde. Bunlar tartışmaya sebep oluyor yani. Hani üçüncü kuşakta zaten birçok arkadaşımız için yani işte evlenenle nerede olduğu ya da işte hani bekar şekilde yaşayan, kendi evine çıkan. Hani bunlar da sonuçta toplum için çok kabul edilir şeyler değil. Evlilikte eşit haklara sahip olmak, aynı şeyleri yapmak. Yani aynı şeyleri yapmak derken eşit paylaşım işleri falan. Bunlar da tabii ki pek çok tartışma sebep oldu ama bunlar hani daha böyle şey içeride yaşanan şeyler olduğu için bunlar daha çok konuşulmuyor. Ama bunlar hep tartışma konusu olarak işte ev içi emek bir tartışma konularından bir tanesi sonuçta. Hani feministler için de Müslüman feministler için de aynı. Sadece dünyada mesela bu şey İslam feminizmi daha çok akademik anlamda tartışılıyor ya da akademisyenler düzeyinde tartışılıyor. Hani yazı dilinde, teoride falan filan kalıyor. Onun için ben pratikte hani sahaya inerek en azından eylemsel olsa bile bir şekilde
daha pratikte bir yeri olmasını, Türkiye'de daha farklı bir konumda olduğunu İslam feminizmin, en azından onu söyleyebilirim. Konuşmuştuk daha önce. Sizin bu başörtüsü ile alakalı en son yaptığınız bir video vardı. O videoda hani mesela başörtülerin iki taraftan da nasıl baskı yaptığını böyle bir mizahi bir dille anlattınız. O konuda da konuşmak ister misiniz? Yani hani bu pratik olarak bir kadının başörtülü veya olsun veya olmasın, ikisini farklı da ele alabilirsiniz. Baskı gördüğü önemli tipik baskılar nelerdir? Aslında bu şey şuradan çevirerek söyleyeceğim. Ya sadece başörtülü değil, hani Müslüman kadınların ya da Müslüman feministlerin diyeyim, iki tane şey var yani, ihanetle ihanet arasında diye tanımlıyordu onu Zibamir Hüseyin, var işte şeyde İranlı Müslüman feministlerden. Aynı şeyler yaşanıyor genel olarak, yani mesela İran'la çok benzer şeyler var. Tabii orada İslami rejim var. Burada daha tam olmadı. Öyle bir farkı var ama o da işte ihanetle ihanet arasında Müslüman feministler diyor. Bir yandan seküler feministlerce ya da seküler kadın hareketlerince yani feminizme nasıl İslam'ı getirebilirsiniz? İslam'la feminizm nasıl yan yana gelebilir? Ya da işte başörtü takıyorsan zaten özgürlüğün elinden alınmıştır. O senin zaten kendi tercihin değil, belli şeyler var falan gibi eleştirilerle ya da işte feminizm kadın özgürlüğünü savunurken İslam kadını köleleştiriyor, ikisi yan yana gelmez gibi bir yandan böyle bir şey var, eleştiri var. Öbür yandan Müslüman erkeklerce, yani Müslüman mahalle tarafından aynı şekilde İslam işte kadına zaten tüm değeri vermiştir, feminizm ancak işte azgınlık istiyor, bozgunluk istiyor falan. Hani çok da anlamlı şeyler söylemedikleri için çok anlamlı şeyler söylemeye gerek yok. Yani iki ihanet arası, hem kendi mahallende ihanet anlamında anılıyorsun, hem de seküler mahallede ihanet eden, yani hani feministler içerisinde bir ihanetçi insan haline geliyorsun. İnsan demeyeyim, kitle diyeyim yani, ya da fikir olarak da. Ya yani o iki yandan zaten hani çekiştirilmenin tabii ki de sancısını pek çok arkadaşımız yazıyor. Zaten reçel blok vardı. Birçok Müslüman kadının orada hani bu mevzuları da çokça yazmışlardı. Yani bir nebze aslında oradaki yazılan yazılarla bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum ben. Çünkü 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda işte kadınların sokakta olduğu, işte hakları için sokakta olduğu günlerde, gecelerde artık başörtülü kadınların, Müslüman kadınların da gittikçe çoğaldığını görebiliyorsunuz. Çünkü o alanı açtılar kendileri için. Yani bu mücadeleleri, bu yazıları vererek, bu tartışmaları yürüterek, başka feminist ortamlara gidip yine aynı tartışmaları hani yürüterek bir şekilde kendilerini de anlatarak. Çünkü o da önemli yani. Sonuçta sen Müslüman feminizm diyorsun ya da İslam feminizm diyorsun ama ne diyorsun? Bunu anlatmak da önemli. Bunu da anlatarak bir yer açtılar kendilerini ve şu an en azından büyük bir kesim feminist anlayışta kabul gördüklerini, Müslüman feministlerin de oranın bir unsuru olarak kabul edildiğini görebiliyoruz pek çok yerde. Yani ne kadar çatışma olsa, şu an daha çok büyük çatışma erkeklere karşı yani sonuçta. Onun için kadınlarla bir yerde bir şekilde daha anlaşabiliyorsun ama yani Müslüman erkeklerle ya da uzlaşmaya varabildiğin bir yer henüz tam oluşmuş değil. Ama bir yandan şöyle bir şey var. Korkuyor artık insanlar. Hani bir şey söylerken, yani haklarına yönelik ya da kadınlığına yönelik bir şey söylerken biraz daha korkabiliyorlar. O da yani çevrene yaydığın işte dediğim gibi o uzlaşmacı tavır değil de çatışmacı tavırdan, yani ben hakkımı istiyorum ve alacağım ve bu konuda söz sahibi benim, sen değilsin diyen tavır bir şekilde kendine alan açtı. Ama bunun yani şöyle diyeyim, Müslüman feministler gün geçtikçe sayıları yükseliyor ve kendilerini Müslüman feminist olarak tanımlamakta da artık bir beis görmüyorlar. Hani böyle açıkça söyleyebiliyorlar. Eskiden söylenilemiyordu çünkü. Onun tartışmaları daha zordu. Ama şimdi daha kolay bir şekilde söylenebiliyor ve bu zamanla tabii ki de kendi alanlarını daha da büyütmelerini sağlayacak. Çünkü pek çok genç kadın o
geleneksel din içinde kendisine cevap bulamıyor. Cevap bulabileceği yer işte Müslüman feministlerin yanı ve İslam feminizm oluyor. Yani bu alanda yazıp çizen, şeyler söyleyen, üreten insanlar oluyor. Onun için gençlerin en azından böyle bir şeye ihtiyacı var. Bir de Müslüman feministler deyince sadece dindar olanlar akla geliyor ama dünyada da mesela hem seküler Müslüman feministler var hem dindar Müslüman feministler var. Bir de hani şimdi böyle bir boyutu da var yani her Müslüman feminist illaki hayatını dindar yaşıyor diye bir şey de yok. Yani inanç farklı farklı insanlarda tezahür ediyor. Onun bir sürü tartışması var kendi içinde. Ama böyle bir ayrım olduğunu da herkese herhalde söylemek lazım. Yani bilinmesi lazım. Onun için tabii çok tartışma var. Hepsinden burada konuşamayız. Ben zamanında geçen sene Emek Adalet'te İslami Feminizm Atölyesi yapmıştım. Orada işte dünyada da neler konuşulduğunu, işte Müslüman feministlerin neler tartıştığını, hangi diskur üzerine kuruyorlar bu tartışmaları falan, onların hepsini anlatmıştım. Yani konuşmuştuk daha doğrusu hep beraber arkadaşlarla. Ama burada tabii ki bunların hepsini tartışacak kadar zamanımız evet, yok. Çok çok fazla vaktimiz yok. Tamam. Şey vardı. Birkaç soru vardı. Onlardan da bahsedelim. Bir tanesi, yani gerçi birazcık bahsetmiş olduk ama bir tanesi şeydi. Hani Kur'an'daki hani dili nasıl anlıyorsunuz? Erkeklere hitap eden dili. Böyle tarihselci o zaman biraz daha yaklaşıyorsunuz siz. Yani o zamanın örf ve ananesi ona uygundu. Dolayısıyla o şekilde yazıldı ama biz bu zamana getirdiğimiz zaman bunu farklı şekilde anlayabiliriz diye mi düşünüyorsunuz? Bence içinden çıkılamayan sorular hala var. Yani İslam feminizmin cevap bulmaya çalıştığı sorular da var. Çünkü ya dünya değiştikçe zaten farklı sorular da çıkıyor ortaya. Yani peygamberlerin hepsinin erkek olması gerçekten tarihi bir gereklilik miydi? Yoksa aslında kadın peygamberler de vardı ama o tarihin içinde yer almadı mı? Hani bu sorular hala devam ediyor bir yerden. Hani bunun cevap bulunmayan bir şekilde ama bir yandan da nasıl, zaten anlattım herhalde nasıl işte dini metinlerden erkek yorumu çıktığını. Ama Kur'an'ın kendisinde de yani hani şey olarak, lingüist olarak yani hani bir erkeklere hitap etme tarzında yani hani eşlerinizi iyi bakın hani veya hani onun gibi bir şeyde yani daha iyi biliyorsunuzdur siz ilahiyat okumuş birisi olarak, ben okumadım ama hani Kur'an'ın temelinde de bu sonraki yorumlardan bağımsız olarak sadece lingüistik olarak ele alındığında böyle bir erkeklere hitap etme, kadınları ikinci plana atma gibi durum söz konusu mu değil mi sizce? Onu Arapçanın cinsiyetli bir dil olmasına bağlıyorlar genelde. Cinsiyetli bir dil olduğu için zaten öyle, hani peygamber de erkek olduğu için erkek üzerinden anlatılmak zorundaydı mevzular diyorlar. Tabii ki bazen kadın kalıpları ya da kadınlara seslenen hani ayetler de oluyor. Onun için bu soruya yeterli bir cevap olur mu? O bence tam bir yeterli bir cevap değil yani dilin cinsiyetli olması. Ama yine de pek çok şey belirleyici bir şeye dönüşüyor, bir etkene dönüşüyor en azından cinsiyetli bir dil olması. Ama bir yandan da o dönemde yani o tarihi gerçekliklere bakarsak herhangi bir kadının çıkıp hani peygamberin yapmasının o tarihsel dönemde mümkün olmayacağı ve işte o döneme has olarak böyle bir şeyin getirildiği söyleniyor. Bu da tek başına yeterli bir cevap olmayacak tabii ki de. Çünkü sonuçta peygamber de orada deli ilan edilen, şair ilan edilen ve çok da hemen kabul görmeyen bir figürdü. Ama onun için hani bu cevap yeterli değil bence. Kadın da aynı şekilde muamele görebilirdi büyük ihtimalle. Onun için hani tek başına bu cevapların hiçbiri yeterli değil ama bu sorular soruluyor. Ama en son bağlandığı yer genelde işte o tarihine bağlı olarak o tarihte böyleydi. Onu böyle kabul ediyoruz. Ama Kur'an'ın asıl mesajı o tarihte yaşananlar değil. Asıl mesajı işte Kur'an'daki belli başlı ilkeler, amaçlar. O belli başlı ilkeler amaçları bizim modern dünyada nasıl yaşayabildiğimiz önemli. Onun için onun cevabını bulmamız gerekiyor. Zaten din de insanlar için hayatı kolaylaştıracak ve daha adil
daha yaşanabilir kılacak bir şey olarak yorumlanıyorsa eğer, o zaman biz kadınlar olarak da kendimiz nasıl daha adil bir hayatı kurabiliriz? Onu öğrenmemiz, bu sorularla, bu sorgulamalarla onu öğrenmemiz ve onu ortaya çıkarmamız gerek diyerekten böyle bir tarihselcilikte açıklıyorlar. Ama herkes için yeterli bir cevap olmayabilir yine de. Yani zaten evet, böyle şey olmuyor zaten. Bir tane görüş tarzı bütün patlak yerleri birden kapatmıyor. Yani değişik şey yapmak gerekiyor yani. Hani problemli yerler diyeyim, patlak ya değil. Aynı şey için din dışında da yani. Din dışında da bazı soruların cevapları yok. Yani yine adil bir düzen yok kadınlar tabii için. Evet. Onun için aynı çelişkilerin din içinde olması da bazen çok fark etmeyebiliyor. Yani meselenin diğer tarafı da şey, hani böyle sanki İslam bütün sorunların kaynağı kadın haklarıyla alakalı gibi bir bakış da yanlış yani. Sonuçta kadın haklarıyla alakalı tüm dünyada neresinde olursa olsun yani, hani en gelişmiş ülkelerde bile büyük problemler var. Yani hani bazı ülkelerdeki tabii daha büyük de yani dolayısıyla şey, bir anlayışın değişmesi gerekiyor. Hani Türkiye'ye has herhalde konuşulması gereken, hani örf anane dediğimiz kadını baskılayan, kadına haksızlık yapan şeylerin çoğunun hani böyle İslam'la karıştırılmış olması, yani hani İslam'la harmanlanmış olması. Bir kısmında gerçekten fetvalar, hadisler, mezheplerin düşünceleri veya Kur'an'dan çıkartılabilecek anlamlarla örf adetleri destekliyorlar, daha kuvvetli hale getiriyorlar, ama bu yüzden hani İslam'ı da işin içine sokmak kadın hakları ve feminizm konusunda önemli diye düşünüyorum ben. Bir soru daha vardı. Bu soruyu soran arkadaş belki biraz feminizmi şey olarak tanımlıyor olabilir. Hani uç bir yaklaşım olarak tanımlıyor olabilir. Çünkü şöyle sormuştu. Yani böyle ataerkilikle feminizm arasında bir orta yol bulunabilir mi diye. Hani sanki feminizmin ataerkilliğin tersi gibi görüyor bu soru. Ben yani bilmiyorum, siz öyle mi görüyorsunuz? Ben çok öyle görmüyorum ama o konuda cevap vermek ister misiniz? Yani feminizm zaten ataerkiyle mücadele ediyor yani. Ama feminizmin şeyi zaten hani... Ama erkekli hale getirmeye çalışmıyor ama yani. Biz baskılayalım erkekleri demiyor yani feminizm. Tabii ki ama zaten arkadaşın sorusu da öyle bir şey değil galiba. Orta yol bulunabilir mi? Nasıl bir soru bile tam çok profesyonel bir soru değil sonuçta da. Yani ya feminizm de değil, ataerkillik de değil ama ortasında başka bir şey diyor. Ama feminizm de tek bir şey değil ki yani. Hani radikal feminizm var, Marksist feminizm var, liberal feminizm var, İslam feminizm var. Yani feminizmin de çeşitleri. Ama ortak noktada istedikleri şey kadınların daha eşit şartlarda, daha adil koşullarda yaşayabilmeleri hayatta. Asıl şey o. O zaten ataerki, erkek egemenlik dediğimiz şey her şeyi erkeğin belirlediği. Kadının yerini, haklarını ya da işte... konuşmasını bile erkeğin belirlediği bir düzenden bahsediyoruz. Bununla feminizm nasıl bağ kurabilir, nasıl bağdaştırılabilir ya da nasıl orta yola çekilebilir onu bilmiyorum. Ama feminizmin zaten hani yani en uç noktasında böyle daha kadın egemen bir şey düşünce var. Ama geneli ortalama yani tüm feminizmlerde ortalama olan fikir daha eşit bir yaşam yani erkeklerle eşit bir yaşam kurmak. O da haklar bağlamında zaten. Hani böyle şey saçma sorular da gelir ya hani böyle madem siz eşitlik istiyordunuz o zaman işte sen de inşaatta çalış ya da sen de şunu yap. Sen de hani böyle ya tamam da hani eşitlik hani bir de şeyde İslamcılarda şey vardır eşitlik değil adalet ama hiç adaleti sağlayamazlar yani öyle bir şey öyle bir dünya yok yani ne kadar kadınlar onların istediği gibi olsa bile asla o kadar saygı göstermedikleri için hani bunlar biraz daha boş şeyler olarak geliyor yani eşitlik hak hukuk bağlamında bir eşitlikten bahsediyor herkes onu anlamamak için sağından solundan dolanmanın da faydası yok kimseye herhalde. Evet. Yani onun için arkadaşın sorusu boşa düştü ama kusura bakmasın. Tamam. Başka sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kitabımı yazamayacağım. Evet, o soru vardı. Kitap, hayatınızı kitap yapmayı düşünüyor musunuz sorusu? Yok, ona şaka yapmıştım ben ama. O zaman ben şeylerle yani kendi düşüncelerimi bitireyim.
Ben de hani konuşmuş olayım, söyleşi olmuş olsun size. Güzel olmazsa silersin. Yani hani bu çok fırın ekmek yememiz gereken bir sürü şey var. Hani Türkiye'de kültür olarak, gelişme olarak. Bunlardan başlıcalarından bir tanesi de kadın hakları. Ve hani bu konuda feminizm bence çok önemli. Böyle şey diyoruz yani, hani böyle bir sürü söylediğimiz şey hep lafta kalıyor. Yani diyoruz ki işte Peygamber Efendimiz eşine yardım edermiş, işte o doğru peygamber. Ama ondan sonra pratikte şey, dediğim gibi hani Batı ülkelerinde bile problemler var, ama Türkiye'de çok büyük problemler var. Bir kadınların hakkının verilmemesi söz konusu. Bu konuda şey, hani erkeklerden de destek aldığınızı bilin. Ben de hani destek veren erkeklerden, böyle hani bütün şeyleri, adaletsizlikleri, bütün ezilenlere bence aslında İslam'ın ana mesajı olarak karşı çıktığını düşünüyorum. O yüzden ben de kendimi son olarak görüyorum. Yani İslam'ın bütün şeylerin detaylarıyla hakim olup her şeyi de hazmedip kabul ettiğim için değil, yani hani ana mesajıyla okuyor olduğum için. Feminizm de ana mesajı bence çok doğru. Bu kadınların ezildiği bu dünyada kadınların haklarının geri verilmesi. Dolayısıyla hani İslam ve feminizm güzel bir konu oldu. Ben bir şey daha söyleyeyim, siz dediniz destek dediniz ama yani ben erkeklerin desteklemekten çok kendilerinin oturup kendilerinin de dahil olduğu sistem hakkında, yani ataerkil sistem hakkında düşünmelerinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o erkeklik üzerine oturup gerçekten hani bizim kadınlar olarak kadınlık deneyimlerini konuştuğumuz gibi erkeklerin de benzer süreçleri yaşamaları gerek. Çünkü şöyle oluyor hep. İşte siz kadınlar şöyle yapın, işte siz feministler böyle yapın. Hani artık biz destekten ve fikir almaktan çok erkekler kendi meselelerini kendileri konuşsunlar ki biz de kendi meselelerimizi konuşabilelim. Birbirimize Evet. destek olmadan, köstek de olmadan Evet, yani yaşayabilelim. şey diyorsunuz, bu biz sizi düzeltmeye çalışıyoruz ama siz bir ilk önce bir kendinizi düzeltmeye çalışın, bize yorum yapmadan diyorsunuz. Yok, biz kendi hayatımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Evet, Kendi anlıyorum. Yani haklarımız bağlamında. sonuçta kendi hayatınızı düzeltmek için sonuçta sizi baskılayan kişilere karşı da bir şey söylemeniz lazım yani. Hani yanlış yapıyorsunuz, burada yapmamanız lazım demeniz lazım. Evet, tamam. Erkekleri düzeltiyoruz gibi bir ifade kullanmayalım. O da ters anlaşılır onun için. Evet, tamam. Haklısınız. Oldu. Çok teşekkür ederiz Nebiye Hanım. Ben de teşekkür ederim. Davet Sizin ettiğiniz, misafir ettiğiniz için. bizim mutluluğumuz. Size iyi geceler. Bana da günaydın. Hadi. Teşekkürler.